Ender 3'te yarı otomatik tabla ayarı. Öncelikle Ender 3 ve Ender 3 Pro yumuşak yaylarla geliyor. Sert yay almanızı tavsiye ediyorum. Sert sarı yaylardan. Sert sarı yaylar ağır bir şeye bastığınızda uzun süre tabla ayarının bozulmamasını sağlıyor. Aşağı sarkmamasını sağlıyor. Uzun sürede tabla ayarının daha stabil kalmasını sağlıyor. Sert yayları taktığınızda Z sensörünü birazcık yukarı almanız gerekebilir. Öncelikle bir şeyi bastığınızda tabla ısısı ne ise tabla ayarını da o ısıda yapmanız gerek. Çünkü ısı ile yaylar genleşir ve tablayı aşağı çekebilir. Sonra baskınız düzgün olmaz. Öyle havada döner nozülünüz. Tabla ayarını yapmadan önce nozülü mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Ben şunu yapıyorum. Nozülü ısıtıyorum. Birkaç santim geri çekiyorum. Sonra ısındıktan sonra 200 derece, 220 derece ısındıktan sonra altından kağıtla siliyorum. Sonra tabla ayarını yapmaya geçiyorum. Çünkü nozülde kalan en küçük bir filament nozülün kafasının yukarıda kalmasına neden oluyor ve tabla ayarının hatalı olmasına neden oluyor. Acemiyken sıkça yaptığım bir hataydı bu. Daha önceki baskıdan filament sertleşmiş bir şekilde nozülün ucunda durur. Bazen rengi de nozülün rengine yakın olduğu için fark etmeyebilirsiniz. İlk katmanda yapışmıyorsa ve tabla ayarınız da gerçekten çok iyi ise benim tavsiyem ilk katman ısısı, tabla ısısını 5 derece daha arttırın. İlk katman nozül ısısını da 5-10 derece fazla arttırın. Ama bu ayarlar normalde Cura'da gözükmez. Ben Cura kullanıyorum. Cura'da çarka basıp görünür hale getirmeniz gerekiyor. Sonra bu ayarlar gözükür hale gelir. Sonra bu ayarları yapabilirsiniz. Çok sıkıntılı filamentlerde bu tekniği deneyebilirsiniz. Bir de kolaylık olsun diye tavsiyem şu. Mini SD karta atıyoruz G-kodları ve sonra yazdırıyoruz. Zamanla bu G-kodları artıyor. İçine iki tane klasör açın. Bir tanesine eski deyin. Eskiye arada bir 10-15 baskıdan sonra bütün eski G-kodları atın ve temizlensin. Bir de bir klasör daha açın. Oraya da kalibrasyon deyin. Kalibrasyon için gerekli dosyalar oraya atın. Ben size birazdan kalibrasyonla ilgili dosyalar paylaşacağım. Bu dosyalar 50'den 80 dereceye kadar tabloyu ısıtarak size 9 noktaya otomatik giden, Ender için otomatik giden G-kodlar olacak. Tabloyu istediğiniz ısıya ısıtacak. Mesela 50'yi seçtiğinizde 50'ye dereceye ısıtacak. Sonra 9 noktayı dolaşacak. Geri dönecek. Şu 9 noktayı da şöyle belirledim. Ender 3'teki yayların olduğu yerleri ölçtüm. Her biri biliyorsunuz 235'e 235 tablası var. 32 milim her bir nokta kenara uzaklıkta. Sonra önce 1'e gidiyor. Sonra 2'ye gidiyor. Sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İki defa her noktaya gitmiş oluyor ve hassas bir ölçüm oluyor. Ayrıca yayların tam üzerinde olduğu için ölçümler hatası da azalıyor. Ve bir sonraki dönüşte çok küçük bir hareket yapmanız gerekiyor. Bir de şey konusu var tabii, hani o hissiyat konusu var tabla ayarı yaparken. Ben şöyle yapıyorum. A4 kağıdı kullanıyorum. Kare kağıtlar çok daha ince oluyor. Onları kullanmayın. A4 kağıtta itiyorsunuz, çekiyorsunuz. Çekerken hafif bir baskı hissetmeniz gerekiyor. İterken de rahat itebilmeniz gerekiyor. Yani itemiyorsanız eğer, kağıt katlanıyorsa çok sıkıdır. İtiyorsunuz ve çekiyorsunuz. Çekerken hafif bir baskı, iterken hafif bir baskı hissetmeniz bence kafi. Tabii bu zaman içerisinde elinize alışır. Evet, ısındı. Şimdi nozülümün ucunu temizliyorum. Biraz geri çekeyim. Bir santim, birkaç santim geri çekiyorum. Yazıcıda print diyorum. Şimdi ben tabii kalibrasyon klasörü altına attım. Siz de kendinize göre seçin. Kalibrasyonda tablamı 65'e ayarlamak istiyorum. 65 Fatih G-code dosyasını seçtim. Şimdi ilk önce tabla 65 dereceye ısınacak. Sonra başlangıç konumuna gelecek. Sonra birinci konuma geçecek. Tabla ısınmaya devam ediyor. Evet. Şimdi home noktasına geliyor.
İkinci tarafa geçmek için butona basıyorum. Tatlı bir şekilde gidip geliyor. Bu yayları çevirirken tabloya dokunmamaya çalışın. Yoksa tablonun yüksekliğini bozarsınız. Uğraşır durursunuz. Benim tablonun ortası çok yüksek. Cam kestirmem gerekiyor. Burası gayet güzel. Hafif şöyle. Gidip geliyor. Burası biraz sıkalım. Son, ilk başlangıç noktamız son nokta oldu aynı zamanda. Evet. Burada da minik bir ayar yaptık ve bitti. Bu kadar. İlave olarak şuradaki çarklar ender 3'te küçük gelir. Bunu Thingiverse'den büyük bir çark basarsanız Ender 3 Pro'ya uygun çok daha iyi olur. Ender 3 Pro ile ilgili tablo ayarı tavsiyelerimi dinlediniz. Bu kod muhtemelen buna benzer makinelerde de düzgün çalışacaktır. Tabii mesela Anycubic'te çalışmadı aynı boyutta olmasına rağmen. Onda durulma prompsiyonu çalışmıyor. Sebebini bilmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.